arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok amaçlı kullanılabilen bir örtü ve battaniye modeliyle birlikte olacağız. Modelimizde hem motiflerimizi hem de zikzak örgümüzü aynı anda kullanarak tamamlayacağız modelimizi. Şöyle bakalım. Bakınız motiflerimizi ilk önce yapıyoruz. Sonrasında zikzak örgülerimizle motiflerimizi birleştiriyoruz. Arada bakınız tekrar belirli bir sıra zikzaklarımızı ördükten sonra yeni motiflerimizi örerek yeni bir şekilde zikzaklarımızı uygulayarak modelimizi devam ettireceğiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet modelimizi örmek için ben 2 numaralı tığımı kullanıyorum. Tabi iplerimize uygun olarak e, tığlarımızı kullanabiliriz. Eğer kalın ipler kullanacaksak battaniyemizi örmek için 3-3,5 numaralı tığlar çok daha uygun olur. İpimize göre e, tığımızı tercih ederim. Ben motifimin bir tanesini şu şekilde ördüm. 1-2-3-4 sıra halinde örerek tamamladım. Birinci motifimiz her zaman için tam örülmüş olacak. İkinci motifimizi ise birleştirme işlemini yaparak devam edeceğiz. Şimdi birinci motifimizi ördüğümüz şekliyle ikinci motifimi de örmek istiyorum. Yalnız biraz daha fazla renk kullanmak istiyorum. İlk önce ortası için sarı ipimle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane zincirimi çektim. Ortaya gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Yuvarlağımı birleştirdikten sonra tığımın başını doluyorum. Ve girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Yanına hemen bir trabzan daha örüyorum. Bir tane zincir. Bakın 3 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bir tane daha yuvanın içerisine trabzanımı örüyorum bilmeyen arkadaşlarım için anlatıyorum Tabii ki bilenler hemen öreceklerdir 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı ördüm ve tekrar bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra tekrar başını doluyorum aynı yuvaya girerek 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum bakınız 3 tane 3 trabzanlı grubumuz oldu ve bir tane zincir çekiyorum ve dördüncü son grubumu oluşturuyorum 1 2 3 ve bakın 4 tane şu şekilde üçer trabzandan zeminimizi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Başlangıçta 4 zincir çekmiştik. Bakınız tepe noktasına geliyorum bir tane zincirle bağlanıyorum birinci rengimi tamamladıktan sonra ikinci rengime başlamak istiyorum mor ipimi aldım tığıma şöyle bir zincirle düğümümü attım İpimi kopardığım yerden değil başka yerden hiç fark etmez şöyle batıyorum aradaki bir zincir çekmiş olduğum bölümlerden birine gelerek batıyorum ve bağlıyorum 1 2 3 ve 4 İlk e, gruba başlarken zincirimizi 4 olarak çekiyoruz. Hemen yanına 2 trabzan daha örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Bu ipimizi tabii şöyle altından da gizleyebilirsiniz. Eğer zorlanırsanız daha sonra çekebilirsiniz. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bir zincir daha ilave ediyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 3 tane trabzanı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum diğer bir zincirin içerisine gelerek yine aynen buradaki 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı diğer bir zincirin içerisine de kuruyoruz 1 2 3 1 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzan 1 bu klasik modelimiz tabii ki çoğu arkadaşımız biliyordur ama bilmeyen arkadaşlarımız için bir hatırlatma. 3 tane trabzanı ördükten sonra araya bir zincir çekiyorum. Diğer aşağıdaki bir zincirin içerisine bu köşelerde ördüğümüz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı giriyorum. Bakın bir zincirin olduğu yere 1 2 3 iki tane zincirimi çekiyorum ve bu ikinci sıramızda köşelerimizi oluşturuyoruz 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum son köşem için yine aynen 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum arada birer zincirimizi unutmuyoruz giriyorum 1 2 3 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra baştaki 4 zincir olarak çektiğim ilin en tepe noktasına geliyorum ilmeğimi şu şekilde birleştirip bir tane de düğüm attıktan sonra ipimizi değiştirmek için koparıyoruz ve i̇kinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birinci sırada merkezi ördük. İkinci sırada köşelerimizi oluşturduk. Şimdi bir başka rengimize geçelim. Mavi renkteki ipimi tığıma bağladım. Ve herhangi bir yerden hiç fark etmez. Nereden isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Ben iki köşenin ortasından başlamayı tercih ediyorum. Bakınız şuradaki bir zincir çektiğimiz yere bir tane batıyorum. Bir, iki, 3, 4. Battığımızla birlikte 4 tane zincir oluyor. İpimi arkadan şu şekilde alıyorum. Ve ipimin üzerine ikinci bir trabzan örüyorum. Zincirimiz 1, trabzanımız 2. Ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra köşeye geliyorum. Tıpkı bu köşedeki gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim arada. Giriyorum. 1, 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir çekerek araya giriyorum bakınız şu araya ipimizi de şöyle gizlemek istiyorum 3 tane trabzanımı araya yerleştiriyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar köşeyi örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimizi çekelim. Köşemizde 2 zincirlerimiz var. 1 2 ve 3 açıyorum bir tane zincirimi çekiyorum araya girerek 3 tane trabzanım örüyorum tıpkı burada yaptı, yapmış olduğumuz işlemimizi buraya yapıyorum yine köşelerimizi aynı şekilde örerek tamamlıyoruz diğer rengime de aynı şekilde başladım bakınız maviden sonra diğer pembemi kullandım ve aynı şekilde aralara 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan bir zincir köşelerimizi hep köşelerimizin üzerinden devam ettirdik ve bu şekilde örerek tamamlamak üzereyiz şimdi birinci tamamen bitirmiş olduğumuz modelimize birleştirme işlemini yapıyoruz birleştirme işlemini bakınız bir köşeden diğer köşeye bağlıyoruz sadece birleştirmeyi o yönden yapıyoruz şöyle her ikisinin arka yönleri gelecek araya giriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar devam ediyorum örmeye. Motifimin üzerine geçişimi yapıyorum. Bakınız 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ilk başlangıçtaki zincir çekerek başlattığım trabzanın üzerine geliyorum ve bir zincir çekerek motifimi tamamlıyorum. Bu motif sayısı dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Battaniyemizi ne kadar büyüklükte öreceksek o kadar büyüterek devam edelim. Sadece bir noktada birleşiyoruz. En son sırayı örerken birleşme işlemini yapıyoruz. Tabi motiflerimizin de boyutunun bu kadar olması da gerekli değil. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bir sıra eksik de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize göre değişecektir. Ben aynı şekilde bir tane daha motifimi örüyorum. Modelimi 3 motif üzerinden çalışmaya başlıyorum. Evet üçüncü bir motifimi daha çalıştım. Biraz önce de bahsettiğim gibi dilediğiniz kadar tek yönden birleştirerek bu şekilde uzatabilirsiniz. Şimdi modelimizi bir bütün halinde örmeye başlıyorum. Örme işlemini bakınız burayı birleştirmiştik. Tam buranın karşısında gelen yerin ilk zincirli olan kısmına gelerek giriyorum. İpimi bağladım bakınız güzel bir fuşe hemen buraya şöyle bakalım bakınız Şöyle gördüğümüzde tam birleştirme işleminin çaprazındaki çiftin hemen yanındaki tek zincirin içerisine tığıma bağlamış olduğum ipimle örmeye başlıyorum. 1 bağladım. 2 3 4 bağladığımı da bir zincir olarak sayıyorum. Hemen yanına trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm, zincirimle birlikte bir tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Bir zincirimi çekiyorum. Bir sonraki araya giriyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi görmüş olduğumuz bu çiftli kısmın içerisine bir tane zincirimizi çekiyorum ve araya giriyorum araya giriyorum burada yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı kuruyorum 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 ve devam ediyorum bir tane zincirimi çekiyorum araya 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir tane zincir araya tekrar giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 ve en son araya giriyorum 1 2 3 Evet. Şöyle yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Hemen çaprazdan başlamıştık. Birleştiğimiz yerin tam karşısının yanından 1 2 üç tane tekli ördüm. Tam uç kısma çift devam eden yere yine çiftli ördüm. Birleştirme noktasına geldiğim zaman ise bir motiften diğer motife geçeceğimde araya zincir çekmeden hemen diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Diğer motifime araya zincir çekmiyorum. Trabzan sonrasında hemen İlk bir zincirin olduğu yere geçiyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanımın arasına girerek örüyorum. 3 tane trabzanımı ve şöyle geçişimizi uzaklaşmadan görmenizi istiyorum. Bakınız bu şekilde geçişimizi yaptık. Şimdi diğer motiflerimizde de aynı işlemimizi ve aynı geçişi yaparak bu uca kadar örelim. Evet 3 tane dilimimizin hepsini ördük. 3'er tane tek bir çift, 3 tek, 3 tek, 1 çift, 3 tek, 3 tek, 1 çift şeklinde e, tamamladık ve ipimi burada kestim. Çifte geçmeden teki yaptıktan sonra ipimizi kestik ve tekrar buradaki başlangıç yönünden örmeye başlıyoruz. İpimi değiştirmek istiyorum. Cıvıl cıvıl örelim. Bu kez lacivert ipimi alıyorum. Pembemin üzerine bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle zincirimizle ve örmeye başlıyoruz. Bakınız bu kez şuradaki görmüş olduğunuz birinci zincirin içerisinden örmeye başlıyoruz. Şöyle buradan değil hemen zincirimin içerisine giriyorum. Bağlanıyorum. 1, 2, 3 bağlandığımızda sayarsak 4 gibi oluyor. İpimi ardına alıyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, ve 3. Bir zincirimi çektikten sonra tekrar diğer bir zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. Bakın 3 tane trabzanımız ve aralarına birer zincirimizi çektik. Bir zincirimi çekiyorum. Bu köşemize aynen 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyorum 1 2 3 tekrar devam ediyorum 1 2 1 2 3 bir zincirimi çekiyorum aralara üçer trabzan örerek ilerliyorum 2 3 bir tane zincir tekrar 1 2 3 Bir tane zincirimizi çekiyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bakalım. 1 2 3 tane tekli trabzanımızı ördük aradaki bir zincirin olduğu yerden başladık bu modifimdeki bütün kenarları ördüm bakınız şimdi araya zincir çekmeden hemen karşı tarafta geçiyorum ikinci motifimin üzerine 3 tane trabzanımı ilk yuvasına yerleştiriyorum bakınız hemen ilk yuvasına giriyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3 1 zincir 1 2 3. Şöyle görelim. Diğer motifimizi de çevirelim ve burada yaptığımız işlemin aynını her iki motifimizde de yaparak tamamlayalım ve ipimizi yine burada koparalım. Evet arkadaşlar, lacivertimizi ördükten sonra yine aynı şekilde e, diğer yönden başlayarak 1 2 3 tane tek bir çift. 3 tek bakınız arada birleştiriyorum. Tıpkı pembemle lacivertimde yaptığım gibi eee buradaki hardalımı turuncumu ve bir ton daha farklı olan rengimi ördükten sonra bu kısmı tamamladım aynı işlemimi yaptım herhangi bir değişiklik yapmadım şöyle yukarı çıktığımız zaman bakınız şu tarafta da yeşilin tonlarını kullandım mavi ile yeşilin tonları gibi hemen aynı şekilde pembemde yaptığım gibi buradan başladım bakınız mavide sarıdan şu şekilde bakınız pembeyle motifim bitiyordu sarıdan başladım 1 iki, üç tek hemen bu merkezdeki çift olan trabzanlarımı çift olarak ördüm tekrar 1 2 3 ve hemen karşıya geçtim araya zincir çekmeden 1 2 3 tek buradaki merkez devam eden bakın çiftli olan yerimi yine çiftli ördüm 1 2 3 tane tek 1 2 3 tek buradaki çiftli bölüm 3 teki bitirdikten sonra ipimi kopardım ve üzerine mavimle tekrar sağ taraftan başladım aynı işlemlerimi yaparak diğer uca kadar geldim 1 sarı 2 mavi 3 yeşil 4 yine uçuk yeşil cam yeşili diyelim 4 sıramız ördükten sonra Dilerseniz bu sırayı aralığı dilediğiniz kadar yine büyütebilirsiniz şu şekilde Burası uç kısmı olsun. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Şu kısmı da uç olarak kullanın. Herhangi bir ucu belirleyin bu başlangıç noktasında. Tabi dilediğiniz büyüklükteki motiflerimizi ilk önce birleştirerek sonrasında etrafını bu şekilde zikzaklarımızı dolaşarak tek yönden çok şık bir biçimde dilediğiniz renk kombinasyonuyla örebilirsiniz. Çok şık ve de çok kolay bir model. Hemen diğer bir sonraki sıram için ben mavili tarafa örmek istiyorum. Bu tarafımı dış olarak kullanmak istiyorum. Yani kenar olarak kullanmak istiyorum. Şimdi aynı şekilde bakınız aşağıya 3 tane tüm motifimizi kurmuştuk. Bakınız bir sırada 3 tam motif, diğer sırada 2 tam 2 yarım motif olmak zorunda. Bu kenarımızın düzgün devam edebilmesi için gerekli bir uygulama. Şimdi 2 tam motifimizi aynı şekilde ördüm. Sadece bir yerlerinden köşelerden birleştirdikten sonra iki tane de yarım motifimi ördüm. Şimdi sizlerle birlikte yarım motiflerimizi bir tane daha örelim ve buraya birleştirme işlemini de sizlerle birlikte yapalım ve battaniyemizin her iki motifinin yerleştirilmesini ve kenarını da aynı şekilde yapacağımızı gördükten sonra dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. Şimdi dilerseniz kenarını da en son bitirdikten sonra güzel bir kirpik çalışmasıyla tamamlayabilirsiniz. Ben sadece modelimizin uygulamasının gidişatının nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bir de bilmeyen arkadaşlarımız için yarım motifimizi çalışalım. Yarım motifimizi de çalıştıktan sonra tekrar birleştirip kuralım ve devam edelim. Hemen yarım motifimizi başlamak için şöyle alalım diğer çalışmamızı. Zincirimizi çekelim. Zincirimiz üzerine kuralım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim ve kapatıyorum. Bir tane minik yuva yaptım ve bir zincirle sabitliyorum. 2 3 o bir zinciri de sayıyorum. 4 ve 5. O zincirimizle birlikte ilk çektiğimiz yuvamızı kapattığımız zincirle birlikte toplamda 5 tane zincirimiz oldu hemen yuvanın arasına giriyorum 1 tane trabzanım örüyorum ve hemen yanına 2 trabzan daha ilave ediyorum 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum ortaya girerek tekrar 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yuvama tekrar girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve bir tane zincirimi çekip şöyle çekiyorum. İpim zaten küçük bir parçaydı. Şöyle görelim yapmış olduğumuz işlemimizi. Yuvarlağımızı yaptıktan sonra beş tane zincirimizi, 3 trabzan, iki zincir, 3 trabzan tekrar 2 zincir bir trabzanımızı yuvanın içerisine batarak tamamladık ve yarım motifimizin en iç kısmını bu şekilde tamamladık diğer rengimi tığıma bağladım ve hemen örmeye başlıyorum buradaki zincir çekerek ve düz yöndeyiz bakın zincir çekerek oluşturduğumuz ilk trabzanımızın en uç kısmına şöyle batıyoruz bakın yukarıya doğru da bir zincir gibi kalıyor şöyle batıyoruz kapatıyoruz 1 2 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yanına örmeye başlıyorum 2 ve yine yanına giriyorum 3 tane toplamda trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum ve araya geçiyorum bu araya geçtiğimiz zaman 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı örelim 2 ve 3. tırabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekip tekrar 1 2 ve 3. Bakın minik minik kalan iplerimi kullanıyorum. Bu köşemize yaptıktan sonra yine bir tane zincirimi çekiyorum. Araya girerek 1 2 İki trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı ise şuradaki aşağıdaki diğer trabzanıma batıyorum. Bakınız ipim yine minik bir parça. Kalan iplerimizi hiçbir zaman atmayalım arkadaşlar. Bakınız bu gibi küçük e, örmemiz gereken yerlerde kullanabiliriz. Hemen ben trabzanımı şu şekilde tamamlıyorum. Bakınız. Trabzanımızı bu şekilde tamamladık. En son buradaki uca batırdık ve bir tane de zincirimi çekiyorum ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz bir trabzan bir zincir iki trabzan iki zincir bakın şu kısımda bir zincir ve üç tane trabzanımızı örüyoruz şöyle birli grubumuz ortada çiftli grubumuz şu şekilde görelim ve üçüncü sıramızı örmeye başlayalım üçüncü sıramıza başlayalım hemen bir tane düğümümü atıyorum ve hemen en uç noktaya bakınız şuradaki en son trabzana ya da ilk baş diyelim batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra şöyle araya giriyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 1 tane zincir çekiyorum diğer bir zincirin olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 ve 3 tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bu tepe noktaması örüyoruz. 1 2 3. 2 tane zincir 1 2 ve 3. 1 tane zincir hemen araya giriyorum. 1 2 3. 1 tane zincirimi çekiyorum. En son trabzanın buradaki araya başını dolayarak giriyorum. 1 2 ve 3. trabzanı alttaki trabzanın üzerine batıyorum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip ipimizin fazla olan bölümünü kesiyoruz. Bakınız çok güzel bir şekilde trabzanımız oluşmaya başladı üzerine bir tane daha sıra örmemiz gerekmekte çünkü diğer trabzanımızı 1 2 3 4 sırada tamamladık burada 1 2 3 bir sıramızı daha tamamladıktan sonra yarım motifimiz bu şekilde bitmiş olacak Evet yeşil ipimi de tığıma bağladım yine aynı şekilde örmeye başlıyorum en son trabzanın üzerinden bu yönden tabi başlangıç yönü başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen araya giriyorum 2 tane trabzanımı örüyorum toplamda 3 trabzan sayısına ulaşıyorum bir zincir çekiyorum hemen araya 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra tepe noktamı aynı şekilde örüyorum 1 2 3 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanımızı aynı yuvaya batırıyoruz 2 ve 3 bir tane zincir Diğer tarafı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Ve yarım motifimizi de bu şekilde örüyoruz. 2 3 Bir zincirimi çekiyorum. Tabi ben burada tamamladım motiflerimi. Ama siz tam köşeyi yaparken buradaki İki zincir çekmiş olduğumuz yerde diğer motife bağlanmayı unutmayın bu modelimiz için ben bunu sadece bilmeyen arkadaşlarım için tekrar etmek amaçlı her iki motifimi kenarlarını örerek ben birleştirdim şimdi bunu en son sondan bir önceki ile araya giriyorum ve 3 trabzanımı örüyorum 2 trabzan ördüm 3. trabzanın kendisine batarak sabitliyorum bir zincirimle kesiyorum ve şöyle görelim bakınız yarım motifimizi çok güzel bir şekilde ördük tabi dilediğiniz renk gruplarıyla e, renk yoğunluğuna göre dizilimi ayarlayabilirsiniz şimdi motifimizi tamamladıktan sonra modelimizi yerleştirelim motiflerimizi şu şekilde tamamladıktan sonra bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz işlemimiz gibi ilk önce pembemizle uç kısımdan başlamıştık. Bakınız bütün motiflerimizin etrafını çift olanı çift, şu e, her iki motif arası geçişi arada zincir çekmek sizin örerek tamamlamıştık. Çiftlerimizi yine çift. Şöyle bakalım. Tek 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 ördük. Çift yerinde bakın pembeyle başlamıştık. Pembeyi anlatmaktayım. Ve aynı şekilde karşıya geçtik tek 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 çiftimizi ördük diğerlerini de aynı şekilde tamamlamıştık. Şimdi birleştireceğimiz motifimizi hepsini birbirine ekledikten sonra dilediğiniz uzunluğa gelene kadar hepsini ekledikten sonra bir sıra aynen buradaki işlemimiz gibi yapıyoruz ki birleştirmemiz kolay olsun. Hemen motif üzerine zorluk çekmeyelim. Şu şekilde yarım motifimize bakalım. Burada sadece dikkat etmemiz gereken kısım bakınız şurada zincir çekerek başlıyoruz. Ve birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu oluyor. Bakın bir, iki, üç tane kutumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi geri kalan hep aynı motiflerin arası geçişte zincir çekmiyoruz. Tepe noktasına ördük. Bakınız bütün aynısını yaptıktan sonra yine şöyle yeşil tonunda bir ipimi tığıma bağladım. Ve şu motifimin kısmından örmeye başlıyorum. Araya giriyorum. İlk yere bakınız. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bakınız. İlk trabzanımı ördüm. Hemen karşıdaki şuraya gelerek batıyorum. Normal motif birleştirmemizi yapıyoruz. Batıyorum. Kapatıyorum. Ve oradan zincir çekmeden karşıdaki yani sıradaki bir zincirimin olduğu yere giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Ve ileriye gidiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Normal motiflerimizi birleştirme tekniğiyle birleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta şuradaki zincirimizi fazla çekip yuvamızı hazırlamamız. Şu ipimizden şöyle görünelim. Karşıya battıktan sonra yine yarım motifimin olduğu yere geliyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanımı tamamladıktan sonra sırayı devam eden yine tekli yerimize giriyoruz. Evet birleştirme işlemimi yaptım bakınız şu şekilde 3 tane trabzanımı ördüm tığımın tekrar başını doluyorum her iki noktanın tam ortasına bakınız karşısında çiftli olan kısmımız var burada da her iki motif arası geçiş olan yerimiz var ara noktaya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 hemen 3 tane trabzanımı ördükten sonra tam tepe noktasına çiftli yere şuraya gelerek batıyorum iki zincir çekmiş olduğum yeri ve oradan tekrar aşağı doğru iniyorum ama öncesinde şöyle serip bir bakalım herhangi bir şekilde karışıklık olmasın bakın şu şekilde motifimizi birleştirmeye başladık karşılıklı tam tepe noktamıza aşağıya üç tane trabzanım ördüm şimdi mavi tarafa yani motifimden tarafa geçerek yine üç tane trabzanım örüyorum bir 2 ve 3. Karşıya geçelim. Tekrar bu yönde örelim. 1 2 ve 3. Karşıya geçiyorum. Tekrar bu yöne geçiyorum. 1 2 ve 3. Karşıya geçiyorum. Ve bu yöne geçiyorum. 1 tam tepedeyim bakınız bu kez 2 3 tane trabzanın bu tepede örüyorum tam ortaya bu kez batıyorum ve şu şekilde tekrar daha fazla gitmeden görelim bakınız birleştirme işlemimizi çok düzgün bir şekilde yaparak ilerliyoruz şimdi yukarıya battık tekrar yine aşağıya geliyorum Evet şimdi yapmış olduğumuz işlemimize daha fazla uzaklaşmadan hemen bakalım. Bakınız buradan birleştirmeye başladık. Çok güzel bir şekilde ilerlemekte. Bakın şuradan itibaren hepsini devam ettireceğiz. Daha sonrasında bu taraftan örmeye başlayacağız. Ama şimdi birleştirme işlemine tekrar dönelim. Bakınız burası tam orta. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan çektiğimiz yer. Karşıya bir tane batım ve bir zincirimi çekiyorum. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvamızın içerisine girip 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. 3 trabzanımı ördükten sonra tekrar diğer ana gövdeye geçiyorum ve batıyorum. Oradan motifimin olduğu yere batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Diğer taraf ana gövdeye 1. Tekrar motifimin olduğu gövdeye 1, 2 ve 3. Çok zevkli. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Karşıya batıyorum. Ve yine buraya geldim. 1, 2 ve 3. 3 tane battık bakınız. Şöyle görelim. Çok hoş. Şöyle görüyoruz. Tam şimdi yine bu kez her iki taraf şuradaki kısımdayız. Tam ortaya batıyoruz ve tepeye bir tane batma şeklinde öleceğiz. Tepeye bir tane batıyorum çifte çift bu tarafta olduğu zaman örüyoruz ve aşağıya geliyorum tam ortaya bakınız burada da ördüğümüz gibi tam iki motifin arasına 3 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. 2 ve 3 ve buradan karşıya batıyorum tekrar motifime geçiyorum 3 tane trabzanımı ördükten sonra tekrar karşıya bir defa batıyorum. Ve batma işlemini, yani motifimizi birleştirme işlemimizi bu şekilde tekrar ederek tamamlıyoruz. Motifimiz bittikten sonra tabii ilk önce bir sıra örmeyi unutmuyoruz. Sonra yeni ton numarasına, ton rengine uygun dilediğiniz renkte bu şekilde birleştirerek tamamlayalım ve sıramızın başına gelelim. Motiflerimizin birleştirmesini tamamladıktan sonra örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Evet şöyle bir e, genel olarak bakalım. Bakınız ortada motiflerimiz kenarlarında ise sürekli devam ede gelen her bir e, sırayı bir renkten ördüğümüz trabzan gruplarımız var. Buradaki trabzan gruplarımızı gerek uç kısımda kalacak gerek de arada kalacak kısımları dilediğimiz kadar e, sayıyı çoğaltabiliriz. Ben e, burada küçük tuttum hemen motifimi göstermek istediğim için geniş tutabilirsiniz. Aynı da bırakabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun kullanacağımız örtülerimizde bu şekilde uygulayabilirsiniz. Birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra bu taraftan örmeye devam edeceğiz. Şöyle çeviriyorum. Aynı sırayı kullanmak istiyorsanız farklı bir renkleri de yapabilirsiniz. Aynı sıranın ortasına da motiflerimizi alabilirsiniz. Hemen Sıramızı yine aynı şekilde başlayarak sürekli zikzaklarımızı kenara kadar örelim. Kenarda koparıp tekrar sağ taraftan başlayıp sola doğru devam ettirelim. Evet ben mavimle tekrar başlamak istiyorum. Bakınız çok güzel oldu. Bu kısım dışta kalacak kısmı oldu battaniyemizin kısım artık arada devam edecek kısım. Bakın çok da elinizde tutup efor sarf etmenizi istemeyen bir model. Motiflerimizi tek çalışıyoruz. Sadece birleştirme işleminde ve tek sırayı örerken zaten çok zevkli bir örgü şekli. Evet hemen başlıyorum. Uç noktaya geliyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başında oluyorum. Hemen 1, 2, 3. 3 bir zincirimi çekiyorum aynı yöntemle örüyoruz sadece geçişimizi yapalım dilediğiniz renk uyumuyla çok güzel örtülerimizi örelim şuraya bir tane zincirimizi çekmeyi unutmayalım hemen kasar çünkü bir, bir zincir bile belli olmakta Trabzanımı ördükten sonra her iki motif arası geçişimizi yaparken zincir çekmiyoruz. Tığımızın başını dolayarak diğer tarafa geçerek trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 1 zincir tekrar 2, 3, 1 zincir ve tekrar trabzanımız Tepe noktamızı yine çiftli olarak örmekteyiz. 2 3 Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Özellikle renk uyumu olan ipler alarak çok şık örtüler örebilirsiniz. Renkleri birbirinin ardına çok güzel duran şekilde güzel örtüler örebilirsiniz. Yani tamamen zevkinize göre Evet şimdi <laughs> örmeye devam ediyorum Evet sıramızı tamamladıktan sonra bir üst sırada kullandığım yeşil rengimi alıyorum ve hemen örmeye başlıyorum bakınız ilk zincir çekerek başlamıştık zincirimizin içerisine giriyorum 1 2 3 yanına iki tane daha trabzanımı yapıyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar. 3 1 zincir tekrar kutunun içerisine geliyorum 3 tane trabzan grubum olduktan sonra zincir çekmeden diğer motifimin üzerine geçiyorum 3 tane trabzanımı örüyorum tepe noktasında yine çiftliğimizi örüyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik bu görmüş olduğumuz aradaki sıraları dilediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz renk uyumunu gözünüze hoş gelecek uygun renklerde sağlayarak istediğimiz örtülerde kullanabiliriz evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir hepinizin ellerine emeklerine güzel yüreklerine sağlık yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere